Aslında vakıfların amacı toplumda dengeyi sağlamaktır. Evet. Yani mesela Avrupa'da feodal sistem vardı. Feodal sistem. Evet. Orada neydi? Mesela çok zenginler vardı, lordlar falan. Bir de herkes köle. Evet. Vakıf sisteminin aslında birinci amacı bunu önlemek. Yani sen mesela zengin bir adamsın. Gelir dağılımının dengesizliğini. Gelir dağılımının dengesizliğini önlemek. Tam evet. Yani o güzel söyledin. Ya şimdi mesela sen bir zengin adamsın. 1000 dönüm arazin vardır. Tarlan vardır mesela eken biçen. İnsanlar da çalışır senin yanında. Vakıfların amacı nedir? Gelir sana der ki sen tarımdan anlan ama arazin yoktur değil mi? Gel ben sana bir 100 dönüm ucuza bir yer kiralayayım. Sen kendi yerini ek. Kendi malını sat. Sen kendi kendini geliştir. Yani ekonomik olarak. Yani toplumda aslında çok zengin ve çok fakiri iki tabakanın oluşmasını önlemek için bir sistemdir, vakıf sistemi. Veya mesela senin bir şey var, satmak istediğin, ticaret yapmak isteyen, dükkanın yoktur. Evet. Ya sana der ki vakıflar, bizim işte bir burada sana dükkan verelim, kirasını ucuz tutalım. En azından başında ucuz tutalım. Tabii. Ki sen kemiklenesin. Ve sen yap ticaretini. Dolayısıyla aslında vakıfların birinci amacı toplumun aşağıda kalmış insanlarına destek olmak ve üretimi artırmak. Üretimdir aslında vakıfların şeyi. Evet. Bunu tabii zaman içerisinde kaybettik biz yani Kıbrıs'ta. Ve bunu da mesela Osmanlı nasıl yapardı bilirsiniz. Mesela bir yeri fethettiğinde Osmanlı, mesela Kıbrıs'ı fethetti. Padişah buradaki görevli paşaya yani buranın idarecisine binlerce dönüm arazi verirdi. Niçin? Çünkü burasını idare ederken onun güçlü olması lazım. Yani parası olmayan, güçlü olmayan devlet olmaz. Evet. Normalde. Ve paşa da yıllarca burada görev yaparken o arazileri kullanırdı. Paşanın görevi bittiğinde devlet derdi ki arazileri ben geri alacağım. Yani paşanın özel mülkü olmazdı. Dedi ki geri alacağım. Bir şartla geri almam. O da nedir? Vakfedersen. Dolayısıyla paşa diyelim ki mesela 1000 dönümü vardır. Bilir zaten geri alınacak. Devlet geri alacak. Bir sonraki paşaya verecek. Ama vakıf kurarsa bu malları vakfederse halkan faydasına kullanırsa evet. Hem kendi adına bir hayır işlemiş olur. Bu o şeydir. Yani perpetualdır. O devam eder. Yani sonsuza dek devam eder. Onun adına mesela şimdi var burada 2. Selim Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı, binlerce vakıf var. Kıbrıs'ta bile.